Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı, ülke ışığında, Turan yolunda Kızıl Elma Gençlik Şöleni düzenledi. Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı tarafından Ali Kınık, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu'nun katılımlarıyla ülke ışığında Turan yolunda Kızıl Elma Gençlik Şöleni düzenlendi. Şölene MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri AK Parti ve MHP il başkanları, AK Parti ve MHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları, MYK üyeleri, ülke ocakları başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kandil Dağı'nın etrafını sarın sarın ha, bu vatanın haline durun durun ha. Ülke Ocakları İl Başkanı Rehat Alhagen, Elazığ'ın ülke hareketin geçmişinde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Elazığ'ın ülkücü hareketin şanlı sayfalarında göz kamaştırıcı bir yeri vardır. Bu cennet köşesi şehrimiz, ülkücü hareketin mücadelesinde ana damarlarından birisi ve en önemli yeridir. Elazığ tarih demektir. Elazığ fütuhat demektir. Doğu ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak ve karar noktasıdır. Bugün Elazığ Hazar Baba Dağı gibi görkemli, bugün Elazığ ülkücü hareketin yeni bir destanına, yeni bir dirilişine ve yeniden şahlanışına şahitlik etmektedir. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle katılımcıları selamladı. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif isabetle ve itinayla demişti ki, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne çok söyle, ne büyük söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş, soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek. Allah'a şükürler olsun ki, ülke ocakları sözü sağlam, özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigarıdır. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değindi. Bugün komşu devletlerimize ve dünyada gelişen olaylara baktığımız zaman, Ukrayna konusu evet bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir. Fakat Türkiye bir Ukrayna değildir. Ukrayna bugün savaşacak bir genç, bir insan bulamamaktadır. Türkiye ise kendisini 57. alaya benzeten bir gençlik teşkilatına sahiptir. O yüzden bu ülkenin sonsuza kadar var olacağının, huzur, barış içerisinde yaşayacağımızın teminatı ülke ocaklarından yetişen arkadaşlarımızdır. Konuşmaların ardından gençlik şöleni Ali Kınık, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu'nun seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle devam etti. Harbine. Thank you.